İbretlik hadise, dini hikaye, HZ. Muhammed, Allah beni zulmetmek için göndermemiştir. Emir öyle müminin HZ. Ali A. S. şöyle buyurmuştur. Bir Yahudinin Resulullah S. A. V'den birkaç dinar alacağı vardı, Hazretten o parayı istedi. Resulullah S. A. V. Ey Yahudi, şimdi yanımda sana verecek bir param yoktur. Buyurdu. Yahudi, ey Muhammed, paramı vermedikçe senden ayrılmayacağım, dedi. Resulullah S. A. V. cevaben, bu durumda ben de seninle birlikte otururum, buyurdular. Resulullah S. A. Ve onunla birlikte oturdu. Öyle ki öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını da orada kıldı. Resulullah S. A. Ve in ashabı o Yahudi'yi tehdit etmeye başladılar. Resulullah S. A. Ve onlara bakıp şöyle buyurdu. Onunla ne işiniz vardır? Eşep, ey Resulullah, bu Yahudi seni hapsetmiştir. Resulullah S. A. Ve onların cevabında, Allah Teala beni, bir zimmi veya başka birisine zulüm yapmak için mebus etmemiştir. Buyurdular. Gün yükseldiğinde o Yahudi adam şöyle dedi, Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ediyorum, malımın bir şatrı, yarısı, Allah yolu içindir. Allah'a and olsun ki, sana karşı böyle davranmam, sırf senin Tevrat'taki vasfını sende görmem içindi. Ben senin Tevrat'taki vasfını okumuştum. Onda şöyle yazılmıştı, Abdullah oğlu Muhammed Mekke'de dünyaya gelecektir, Teybe'ye, Medine'ye hicret edecektir, sert ve katı kalpli değildir, sövüş etmez ve çirkin söz ağzına almaz. Ben Allah'tan başka bir ilahın olmadığına, senin de onun elçisi olduğuna şehadet ediyorum. Bu benim malımdır, Allah nerede emretmişse, onu orada harca. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.